tarihi günleri içindeyiz, yaşıyoruz. Bir dizi gelişme yaşanırken bu olay patlak verdi. Siz de kuşkusuz çok yoğun bir mesai içindesiniz. Özellikle de dün neler yaşadığınızı çok merak ediyorum. Şimdi haberi ilk nasıl aldınız? Ne yaptınız? İran yardım talebini size mi iletti? Neler yaşandı? O görüşme trafiğini aktarabilir misiniz bize? Öncelikle tabii bu elim hadisede hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı'na, Dışişleri Bakanı'na ve diğer yetkililere Allah'tan rahmet diliyorum. İran halkına başsağlığı diliyorum buradan sizin aracılığınızla. Tabii dünkü hadiseler öğleden sonra duyulmaya başladı. Medyada öncelikle bazı haberler ulaşmaya başladı ve daha sonra da televizyon kanallarından ve daha sonra da resmi makamlar tarafından da teyit edildi. Bu haberler öncelikle helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yaptığına dair haberler olarak göründü. Daha sonra da uzun bir süre geçti ve bildiğiniz gibi bu sabah erken saatlerde enkaza ulaşıldı. Daha öncesinde bazı teyitler ulaşmıştı bize, yani helikopterin düştüğüne dair, ama bölgeye ulaşma konusunda gerçekten çok büyük güçlük yaşandığı görülüyordu. Hava şartları çok olumsuzdu. Adeta kış koşullarında sisli bir hava, yoğun bir yağmur yağışı nedeniyle ve bölgenin çok ormanlık ve sarp bir alan olması nedeniyle de uzun bir zaman geçti. Tabii bu uzun süre içerisinde de ne yazık ki 9 kişi ve bunların içerisinde 5 önemli devlet yetkilisi hayatını kaybetti. Sayın Büyükelçi, bu arada, siz haberi tabii, İran medyasından mı öğrendiniz? Ankara'ya hangi aşamada rapor verdiniz? Neler yaşandı o arada, bize aktarabileceğiniz yani kadarıyla elbette? Çok uzun bir süreç, yani bu konuda çok fazla söyleyecek bir şey yok. Biz de aslında normal vatandaş gibi, insanlar gibi medyadan duyduk ilk önce ve bunun teyidini görevimiz gereği almaya çalıştık. İran makamlarından da bilgiler edindik ve görüşmeler sürüyor, hala da sürüyor ve o saatten itibaren ne yapabiliriz konusunda biz Türkiye olarak komşu ve kardeş ülke İran'a ne türlü katkıda bulunabiliriz bu konuda, bunları görüştük ve onların talepleri doğrultusunda da gece görüşlü helikopter konusunda talepleri biz makamlarımıza ilettik. Bizim görevimiz tabi bununla sınırlıydı. Biz ilettikten sonra süreç devam etti ve bildiğiniz olaylar gerçekleşti. Sayın Büyükelçi, Tahran'ın Ankara'dan yardım istediğini, özellikle arama kurtarma çalışmaları için yardım istediğini, Akıncı'nın devreye girdiğini biliyoruz. Siz de aktardınız şimdi. Soruşturma ile ilgili herhangi bir yardım talebinde bulundu mu İran? Şöyle söyleyeyim, İran bizden helikopter talep etti. Kurtarma ekibi talep etmedi. Yani biz onu kendimiz hazırda bulundurduk. Yani herhangi bir ihtiyaç olmazsa halinde devreye sokulabilecek şekilde. Onlar da teşekkür ettiler. Çünkü zaten çok sayıda ekip orada, kurtarma ekibi vardı. Ama hava şartlarından dolayı, görüş mesafesinin çok düşük olmasından dolayı ulaşmakta zorluk vardı. O yüzden çok fazla yapacak bir şey yoktu. Biz ekiplerimizi, aldığım bilgiye göre tabii biz koordine edici olmadığımız için, Türkiye'den gelecek ekipleri hazırda tuttuk ama helikopter ve insansız hava aracı konusunda o talebi karşıladık. Umarım faydalı olmuştur. En azından dayanışma örneği sergilemiş olduk.
faydalı olduğu kesin ki Türkiye'nin o desteği sonrasında enkazda ulaşılabildi. Şimdi o kısmını tekrar soracağım ama özellikle merak ettiğim başka bir aşama var daha öncesinde. İran bu bir kaza dedi ama yanıt bekleyen birçok soru olduğunu da biliyoruz. Böyle bir havada neden o helikoptere bunca üst düzey ismin birlikte bindiği gibi temel sorular var dışarıdan bir müdahale yoksa bile. Dolayısıyla elbette siz pozisyonunuz gereği yorum yapmak istemeyeceksinizdir. O ülkede göreviniz devam ediyor haliyle bu iddialarla ilgili ama sorum şu olsun size. İran kamuoyunda ve basınında hangi boyutta değerlendiriliyor bu olay? Yani yetkililer gibi herkes kaza deyip geçiyor mu yoksa diğer ihtimaller de değerlendirmelerin içinde mi? Yani şöyle söyleyeyim, özellikle görsel, işitsel basında yani televizyon kanallarında bununla ilgili çok fazla tartışma söz konusu değil. Şu anda İran halkıyla, devletiyle bu konuda cenazelerin intikali sonrasında bazı törenler gibi hususlarla meşguller. Yani anma törenleri, dua törenleri yapılıyor şu anda İran'ın pek çok şehrinde. Televizyon kanallarında teknik tartışmalar şimdiye kadar olmadı. Bundan sonra belki İran kendi yarasını sardıktan sonra bu konuları konuşacaktır diye düşünüyorum. İran'ın kendi yarasını nasıl saracağı da elbette en büyük soru işaretlerinden biri. Sayın Büyükelçi şunu da sormak istiyorum. Özellikle bu olayın başında ilk bilgilerde 3 helikopterin aslında yolda olduğu, birinin düştüğü, diğer ikisiyle ilgili herhangi bir bilgi var mı elinizde? Size ne söyledi İranlı yetkililer? Çünkü o helikopterlerin yani akıbeti şöyle, de merak ediyor bir dizi. Çünkü soru işareti var onunla ilgili de. Yani 2 helikopterin Tebriz'e ulaştığı yönünde bilgi var. Bir helikopterin bu kazaya maruz kaldığı biliniyor. O helikopterde de önemli şahsiyetler vardı. Onlar gidecekleri yere ulaştılar ama üçüncü helikopter ulaşamadı. Yani verilen bilgi de bu, bizim bildiğimiz de bu sonuçta. Çünkü o iki helikopterde bulunan yetkililer daha sonra kendileri de açıklamalarda bulundular. Yani önemli makamlarda bulunan kişilerdi. Bakan yardımcıları, bakanlar da bulunuyordu. O helikopterle onlar daha sonra kaybolan helikoptere ulaşmaya çalıştılar. Oradaki kişilere ulaşmaya çalıştıklarını söylediler. Durum budur. Sayın Büyükelçi, siz az önce değindiniz. Şimdi Akıncı'nın devreye girmesi çok kritik bir rol oynadı enkazın yerinin tespit edilmesinde. Türkiye sayesinde bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bunun arkasından herhangi bir teşekkür mesajı iletildi mi size İranlı makamlarca? Tabii ki. Biz İranlı makamlarla sürekli temas halindeyiz, sürekli görüşüyoruz. Talepleri onlar ilettiler ve sonunda da teşekkür ettiler. Birkaç kez bu konuda bize teşekkürlerini sundular. Üst düzey anlamda. Özellikle Dışişleri Bakanlığı kanalıyla biz iletişimi o kanalla yapıyoruz. Çünkü bize birkaç kez teşekkür mesajlarını ilettiler. Sayın Büyükelçi, şunu da sormak istiyorum. Şimdi siyasi olarak bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Geçici Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakan Vekili atandığı yerine geldi ama sonrasında herhalde başka prosedürlerde olacaktır, değil mi? Tabii şu anda anayasaya göre birinci yardımcı, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Cumhurbaşkanı'na vekalet etmiş oluyor. Yürütmenin başı olarak görevde bulunuyor. 50 gün içerisinde de yargı erki meclis ve meclis başkanı ve cumhurbaşkanı birinci yardımcısından oluşan bir heyet yeni cumhurbaşkanının bir sonraki seçime kadar geri kalan kısmı tamamlayıncaya kadar göreve getirilmesi için, atanması için tabii burada da İran rehberinin onaylamasıyla olacak bir süreç. Onun çalışmalarını başladılar. Şu anda İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Sayın Muhbir Cumhurbaşkanı vekili olarak görevine başladı. Dışişleri Bakanlığı'nda da Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Bagri
vekaleten Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmiş durumda. Ve bu komisyon toplantılarına başlıyor ve sanırım önümüzdeki günlerde netleşmeye başlayacaktır. Sayın Büyükelçi, çok yakından takip ediyorsunuz ki çok kritik bir süreçten geçiyoruz, tarihi bir süreçten geçiyoruz. İşte Sayın Bakan Fidan'ın da hep dikkat çektiği üzere bir girdap var yanı başımızda. Gazze'de yaklaşık 8 aydır devam eden bir İsrail katliamı var. Bu süreçte İran'la İsrail arasındaki tansiyonun nedenle yükseldiğine de şahitlik ettik. O kırmızı çizgilerin nasıl aşıldığına da şahitlik ettik bu süreçte. Ve böylesine kritik bir süreçte bu olayın yaşanmış olması elbette kritik. Elbette şimdi erken olabilir bu soruyu sormak için ama sormadan da edemeyeceğim size ulaşmışken. Özellikle en başta da açılışta da belirttiğim üzere Türkiye'nin Suriye'den sonra en uzun sınıra sahip olduğu en kritik komşularından biri İran. Dolayısıyla yanı başımızda İran'daki istikrar ya da istikrarsızlık kuşkusuz ikili ilişkileri ve bölgedeki dengeleri de etkileyecektir. Bundan sonrasına dair sizce Türkiye-İran ilişkilerini neler bekliyor? Özellikle terörle mücadelede Ankara'nın çünkü çok ciddi beklentileri olduğunu biliyoruz. Bu anlamda öngörüleriniz var mıdır şimdiden? Yani şu anda süreç sakin görünüyor ve anayasa işliyor. Kurumlar görevlerini üstlenmiş durumda. İran rehberi bu konuda hakimiyeti tam görünüyor. Diğer kurum yetkilileri de meclis başkanı ve hükümetin yetkilileri, Bakanlar Kurulu da görevlerinin başında. Burada herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum kısa vadede. Uzun vadede de Türkiye-İran ilişkileri açısından bakacak olursak bizim ilişkilerimiz son dönemlerde önemli bir ivme kazandı. Bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Tabii bazı takvimimizde bulunan toplantılar belki ileri tarihlere alınabilir. Bu olay bu elim hadiseden dolayı. Takvimde en yakın hangi düzeyde görüşmeler vardı Sayın Büyükelçi? Yani ekonomik işbirliği teşkilatının toplantıları vardı. Karma ekonomik konsey toplantısı var önümüzdeki günlerde. Onlarla ilgili henüz tabii net bir durum söz konusu değil. Takvim işliyor ama sanırım bu süreçte onların ertelenmesi gerekebilir. Şunu da sormak istiyorum son olarak. Cenaze töreni ne zaman yapılacak? Ankara'dan kim katılacak? Bu konuda şu aşamada paylaşabileceğiniz bilgiler var mı? Şu anda net bir bilgi yok. Cenazeler bildiğiniz gibi Tebriz'de. Tebriz'den uğurlanacaklar muhtemelen Tahran'a. Bununla ilgili resmi bir açıklama henüz yok. Belki bir taziye defteri olacak. Onlar çalışılıyor bizim aldığımız bilgiye göre. Ama tarihi ve mekanı hangi şehirde olacağı muhtemelen Tahran diyorum ama bunu da tam net bilmiyoruz. Bununla ilgili açıklamalar Dışişleri Bakanlığı tarafından bize iletilecek. Ondan sonra da belki bizim yetkililerimizin katılımıyla ilgili süreçte başlamış olacak. Şu ana kadar henüz net bir bilgi yok. Sayın Büyükelçi, şunu da sormak istiyorum. Dün bu haber merkezimize ulaştığı andan itibaren konuklarımızla değerlendirdik ve onlar da aslında çok kritik bir süreç olduğunu, özellikle İsrail ile de İran'ın arası gergin olduğu için İran'ın her şeye hazırlıklı olması gerektiğini ama böyle bir olayın patlak verdiğini işaret ettiler. Dolayısıyla şimdi böyle bir olay yaşandığı adı her neyse İran ne kadar kaza olarak nitelendirse de hala bir dizi soru işareti var ama bundan sonrası için gözlemlediğiniz ya da kulağınıza gelen örneğin üst düzey yetkililerle ilgili güvenlik önlemlerinin artırıldığına şahit ettiniz mi ya da böyle bir şey duydunuz mu? Yani ülke genelinde güvenlik önlemleriyle ilgili bir farklılık gözlemliyor musunuz? Yani onunla ilgili çok bilgi sahibi değilim maalesef. Ama bugün sokağa baktığımız zaman bir önceki gün nasılsa İran, Tahran sokakları aynı şu anda. Tek farkı var bazı meydanlarda dualar ediliyor. Şehit olan onların devlet adamları için bunun dışında bir olağanüstülük görülmüyor şu anda.
Sayın Büyükelçi, rejime tepkiler de vardı elbette. Ekonomik sıkıntılar, yaptırımların gölgesinde bir ülkeden bahsediyoruz. En son işte reisinin birinci yılında daha koltuktaki birinci yılında Mahsa Amini protestolarının patlak verdiğini biliyoruz. Siz de yakından gözlemlemiştiniz o süreçleri. Dolayısıyla şimdi kutlamaların da yapıldığı yönünde bazı görüntüler sosyal medyaya, basına yansıyor. Bu anlamda paylaşabileceğiniz bilgiler ya da gözlemleriniz var mı? Yani sokakta böyle bir şeyle karşılaşmış değiliz. Sosyal medyada her yerde her şey olabiliyor maalesef. Tabii bu müessif bir olay, yani buna sevinilmez. İran vatandaşlar bu konuda duyarlıdır ve şu anda gördüğüm kadarıyla herkes üzgün. Ve devletinin yanında yer alıyor. İster muhalif olsun, ister bu hükümete taraftar olsun. Şu anda bir milli yas durumu var diyebilirim. Peki. Sayın Büyükelçi, çok çok teşekkürler.